Burası arkadaşlar çok hani anlatıyorum burada olduğu için söylüyorum. Mesela Erhan Hoca'nın o Starbucks'ı da şöyle bir anlaşma yapıyor üniversiteyle. Bütün kantinleri kapat diyor şeyde. Üniversiteye yakın şey de yok. Başka alternatif de yok. Getir götür servisleri de ekstra para alıyor oraya uzak olduğu için. Şimdi sen orada 8 lira değil 18 lira da satarsın. Niye? Çünkü müşteriye tamam şeyde işi daha kötü yapıyorsun bak şeyde. İyi, çok iyi bir satman gerekmiyor. Alternatif olmadığı için, müşterinin seçenekleri olmadığı için kötü bir ürünü daha yüksek bir fiyata satıyorsun. Ama dezavantajlı müşteriler varsa piyasada, pazarda o zaman bunu yapabilirsin. Yani o üniversitede, kampüste kahveye erişim yoksa, zorsa o zaman sen iyi değil, kötü bir ürünle yeterince bir ürün, iyi bir ürünle diyelim şeyde dezavantajlı müşterileri fiyatı amiyane tabirle istediğin fiyatı çakabilirsin. Yani şeyde. Burası soyut strateji. Tamam, bunlar mesela nedir? Havalimanında alışveriş yapıyorsan normalde yediğin 10 liraya yediğin Burger King'i orada 30 liraya yiyorsun. Tamam, 8 liraya olan kahveyi orada 20 liraya içiyorsun. Şeyde. Para borç almak istiyorsun. Bu yatırım, ilk yatırım banka vermiyor, yatırımcı vermiyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun tefeciden para alıyorsun. Tefeci, PD loan dedik, tefeci, tefeciden yüksek fiyat alıyorsun. ATM, paran yok, gidiyorsun, yüksek oranla çeviriyorsun.